Bugün Skyline S9 dikiş, nakış ve piko makinamızın nakış bölümünü anlatacağız sizlere. Makinamız her zaman açıldığında düz dikişte açılır, piko desenlerinde açılır. Yan tarafta bir e-penceremiz, altında makine görüntüleri penceremiz, bir altında dosyamız, ayar tuşlarımız, soru işaretimiz ve kilit tuşlarımız mevcuttur. Dikiş makinesi görünümlü penceremizde alttaki bölümdeki pencereme bastım. Kasnak kolun modunu değiştirmek istiyor musunuz diye bir pencere açıldı. Okeyliyorum. Arkadan kasnak kolumu açıyorum. Çıkan penceremizde kasnaklarımız, harf penceremiz, desen penceremiz. Kasnaklarıma bastığımda makinemin içinden 3 çeşit kasnak çıkar. 14'e 14, 17'ye 20, 10'a 4 şeklinde. Buradan istediğiniz kasnağı seçiyorsunuz. Ev pencereme geliyorum. Desenlerimin olduğu pencereyi tıkladım. 4 sayfadır. Alttaki ileri geri tuşlarla istediğiniz pencereyi açabilirsiniz. Bu şekilde içindeki desenlerimiz pencerelerden. Buradan beraber bir desen seçelim. Kuş desenimi seçtim. Desenimin etrafında yeşil çerçevesi mevcuttur. İçine hangi deseni atarsanız atın, birden fazla desenlerde etrafı yeşil çerçeveli olan desen aktif haldedir. Onun üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Kasnak penceremin yanında bir dosya pencerem, çöp kovası ve desen büyütme pencerem mevcuttur. Desenlerimizi %20 oranında düşürüp %20 oranında büyütebiliyoruz. Ben desenimi %120'ye kadar yükselttim. Okeyliyorum. Döndürme pencerem 45 derecelik açılarla veya 1 derecelik açılarla desenimi çevirebilirim. Bu şekilde. Her işlemden sonra okeylemeyi unutmayın. Eğer okey tuşuna basmazsanız deseniniz çalışmaz. Kalp desenime bastığımda tek olarak görünür. Yanındaki 4 tane kalp desenine bastığım zaman seçmiş olduğum desenden 4 tane üst üste açar. Ne yapıyorum? Üzerine tıklayıp desenleri ayırıyorum. Hangi desenin üzerinde işlem yapmak istiyorsanız o desenin üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi etrafında yeşil çerçevesi mevcut. Oldu ki renkleri beğenmedim. Renk skalası düğmeme bastım. Buradan istediğim rengi görerek seçebiliyorum. Okeyliyorum. Bu desenler şu an gözüme çok fazla geldi. Evet, ben bunları 3 tanesini atmak istiyorum. Hemen istediğim desenin üzerine tıklıyorum. Ekranımda çöp kutusunu buldum. Desenleri çöp kutusuna atıyorum. Desenimi ortaladım. Döndürelim biraz. Bu şekilde. Okeyliyorum. Alttaki yukarı aşağı sağ sol tuşlarıyla da deseninizi istediğiniz yere kendiniz konumlandırabilirsiniz. Makinenizde birden fazla deseni aktif halde kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar ev kutucuğuma gidiyorum. Yazı yazalım beraber. Yazı kategorilerim. İstediğinizi seçebilirsiniz. Büyük veya küçük olarak da yazabilirsiniz. Medium, large, small olarak da yazabilirsiniz. Dikey veya yatay olarak da yazabilirsiniz. Yazı boyutumu medium'a aldım.
Janome yazıyorum. Okeyliyorum. Desenlerim üst üste geldi. Aşağı tuşuma basıp Janome'yi istediğim yere konumlandırıyorum. Kuşumu çok yukarı almıştım. Onu da biraz aşağı indiriyorum. Bu şekilde okeyliyorum. Ellerinize dikkat edin diye bir pencerem çıktı. Dişliği düşürün diyor. Dişliği indirmek için sağ kenardaki dişli düşürme mandalımızı kendimize doğru çekiyoruz. Önümüzde tekrar bir ekranımız çıktı. Ellerimize dikkat edin diyor. Kasnak ölçülerimi soruyor bana. Okeyliyorum. Şu an desenimi seçtim, boyutlandırdım, renklendirdim. Bütün işlemlerimi ekranımda yaptım. Şimdi yapmamız gereken işlem. Önce ayağımızı değiştireceğiz. Sonra mekiğimizi değiştireceğiz. Kasnağımıza, kumaşımıza gelip nakışımızı işleyeceğiz. Öncelikle ayağımızı değiştiriyoruz. Ayak bağımızın yan tarafındaki vidayı gevşetiyoruz. Mevcut ayağımızı ayak koluyla beraber çıkarıyoruz. Nakış ayağımızı takacağız. P ayaktır. Bu şekilde yerleştirdik. Mekiğimizi değiştireceğiz. Bunun için aksesuar kutumuzu çıkarıyoruz. Plakamızı mandalına basıyorum. Plakam attı. Masuramı çıkarıyorum. Ve mevcut takılı olan mekiğimi çıkarıyorum. Nakış mekiğimi aldım. Şu sarı nokta makinamdaki kırmızı noktaya denk gelecek. Bu şekilde yerleştirdim. Plakamı da yerleştiriyorum. Sert bir şekilde bastırdığınızda plakanız oturur. Masuramızı dikiş dikerken nasıl kullanıyorsak aynı şekilde kullanıyoruz. Yine saatin ters yönünde olacak vaziyette masuramı yerleştiriyorum. Tırnaktan geçtim. Fazlalık ipimi kestim. Masura kapağımı kapattım. Aksesuar kutumu da yerine taktım. Arkadaşlar ben makinamda simip kullanacağım için simini takacağım. İğnemin yan taraftaki vidasını gevşetiyorum. Bu şekilde iğnemi çıkarıyorum. İğnemizin düz tarafı karşıya bakacak şekilde yerleştiriyorum. En yukarıya kadar iğnemi itiyorum. Vidamı sıkıyorum. Arkadaşlar ekranımızı okumamız gerekiyor. Ekranımızda bize P ayak takmamızı, hızımızın 600 olduğunu, 96'ya 94 milimlik bir karenin içine yapacağını, 14'e 14 kasnağımızı takacağımızı gösteriyor. Desenim iki renk, en az 7 dakika sürecek. Kasnağımıza kumaşımızı gerelim. Kasnağımızı iç haznesini çıkardık. Kesinlikle tüm nakışlarımızda kağıt tele kullanıyoruz. Yapışkan kağıt veya yapışkan kumaş tele kullanmıyoruz. Üzerine kumaşımızı yerleştiriyoruz. Kasnağımızın şu kısmında L ve R harfleri vardır. Bu harfler tam size bakacak şekilde kasnağımı kumaşımın üstüne oturttum. İyice sıkıştırıyorum. Kumaşımı her iki yönden bu şekilde geriyorum. Alt kısmında bir vidam var. Vidamı sonuna kadar sıkıyorum. Eğer kalın kumaşlarda kasnağı geriyorsanız bu şekilde mıknatıslarımız mevcut. Mıknatıslarımızı kasnağımızın
yan taraflarını sabitliyoruz. Kasnağımız kendini atmasın. Arkadaşlar, makinamızın bir cetveli mevcut. Cetvelimizde de L ve R harflerimiz var. Yine aynı şekilde bize düz bakar şekilde kasnağımın içine yerleştirdim. Bunun amacı nedir? Şablonumdaki desenimi istediğim konuma sağ sol yukarı aşağı tuşlarıyla yerleştirebilmem adına. Tüm kareler ekranımdaki kasnağımdaki karelerle birebir eştir. Şimdi şablonumu çıkarıyorum. Kasnağımı ayağımın opsiyonelliğini kullanarak yerleştiriyorum. Ve kasnak kolumu kilitliyorum. Arkadaşlar, ilk renk ipim bitti. İp değiştireceğim. Ben sim ip kullanıyorum demiştim. Sim iplerinizin üzerine yapışkanlık önleyici kaydırma sprey kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha rahat nakışınızı yaparsınız. İpimi değiştirdim. Makinamı tekrar başlatıyorum. Nakışımız bitti. Kasnağımızı çıkarıyoruz. Fazlalık iplerimizi temizliyoruz. Nakışımız bu şekilde. Bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.